2013 yılı küresel yolsuzluk barometresinden çıkan sonuçlar karamsar. Saydamlık örgütünün raporuna göre son bir yılda kamu kurumlarına erişmeye ve hizmet almaya çalışan her 4 kişiden biri rüşvet verdi. Sierra Leone ve Liberia gibi bazı ülkelerde son bir yıl içinde her 4 kişiden 3'ü rüşvet vermek zorunda kaldı. Saydamlık örgütü raporunu hazırlamak için 107 ülkede 114 bin kişiyle görüştü. Sonuçlar yolsuzluk ve rüşvetin son 2 yılda daha da arttığını gösteriyor. Burada hedef yöneticiler, liderlerin tavrı kritik öneme sahip. Son araştırmalara bakarsanız Gürcistan ve Ruanda'da düzelmeler var. Yolsuzluk ve rüşvette azalma kaydedildi. Değişimi getiren kararlı siyaset güden hükümetler. 50'yi aşkın hükümete yolsuzlukla mücadelede danışma hizmeti veren Bertrand Despeville, birçok liderin mücadele azmini yitirdiğini söylüyor. Sorunun meslektaşlarını, arkadaşlarını, siyasi müttefiklerini, ailelerini, hatta kendilerini etkileyebileceğini biliyorlar. Yolsuzluğun kökünü kazıma yönündeki siyasi ilerlemenin tükendiğini görüyorsunuz. Hintli toplumsal eylemci Anna Hazare, 2011 yılında yolsuzluğa karşı açlık grevi düzenleyince gündeme gelmişti. Yoksullara adalet istiyorum. Yolsuzluk yüzünden kaybettiğimiz paranın geri ödenmesini istiyorum. Hazare'nin açlık grevine yüzlerce kişi katıldı. Bunun ardından Hint hükümeti yolsuzluk karşıtı bir yasa çıkarmaya razı oldu. Lokpal diye adlandırılan yasa hala parlamentodan onay bekliyor. Rüşvetin her düzeyde ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Despeville'e göre bu suç en çok yoksulları mağdur ediyor. Bu işin gerçek boyutlarını kavramak için hem güvenlik hem de kamu ahlakı açısından bakmak gerek. Küçük bir rüşvet bile felakete yol açabilir. Despeville, Dünya Bankası gibi kurumların devletlere bu yönde verdiği tavsiyelerin de çok işe yaramadığını belirtiyor. Sorunun çözümü için ayrılan kaynaklara bakarsanız aldığınız sonuçlar skandal ötesi. Ben bunun zor olduğunu zannetmiyorum. Özellikle Hong Kong ve Singapur'a baktığınızda o kadar da zor olmadığını görebilirsiniz. Uluslararası Saydamlık Örgütü'nün kamuoyu yoklamasına katılanlar bu sorunu kendileri çözme konusunda istekli. Katılımcıların yarıdan çoğu karşılaştıkları rüşvet olaylarını ihbar etmeye hazır olduklarını söylüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.